Merhaba arkadaşlar, Mutfak TV'ye hoş geldiniz. Bugün sizlere hazır hamburgerle ev yapımı hamburgeri karşılaştıracağız. Öncelikle malzemelerimizi tanıtayım. Kıvırcığımız var. Halka halka doğranmış domatesimiz var. Halka halka doğranmış soğanımız var. Kornişon turşumuz var. 3 adet hamburger ekmeğimiz var. Ve baharatları, bir tatlı kaşığı tuz, bir çay kaşığı pul biber, bir çay kaşığı karabiberimiz var. Ketçap ve mayonezimiz var. Dilerseniz yapımına geçelim. Kıymamız var, 400 gram. Yapımına geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi köftemizi yoğurmaya başlıyoruz. Baharatlarını koyalım. Buna fazla bir şey koymayacağız. Bu kadar baharat yetiyor. Birazcık tat versin diye ketçap koyuyorum. Bir yemek kaşığına yakın. Şimdi köftemizi güzelce yoğuralım. Bir 3 dakika kadar yoğuracağım arkadaşlar. Çünkü fazla sert olmasın hamburgerimizin içinde. Diğer köfteler gibi fazla yoğurmayacağız. Hamburgeri ısırdığımızda yumuşacık, ağzımızda dağılması lazım. Kıymamızı 2-3 dakika yoğurduk. Şimdi böyle hamburgerimizden birazcık büyük tabak aldım ki kıymamız yağlı. Pişerken biraz küçülecek. O yüzden biraz büyük olsun istedim. Hamburger ekmeğimizden büyük bir tane kap alıyorum. Bununla kalıp yapacağım. Elinizde de düzleyip yapabilirsiniz. Ama böyle çok güzel oluyor. Daha önce denemiştim ben. Bu şekilde her tarafı düz bir şekilde kalıbımıza bastıralım. Evet, kenarlarını düzledik. Şimdi bu şekilde sıkıca bastırdık ve kenarını bu şekilde kaşıkla boşlasın, rahatça çıksın diye rahatlatalım. Evet. Gördüğümüz gibi çok güzel kalıp oldu. Bu şekilde bütün köftelerimizi kalıp halinde yapalım. 4 adet yapacağım arkadaşlar. Şimdi pizza tavamıza birazcık yağ gezdirelim. Tost makinesinde ya da tavada da yapabilirsiniz. Güzelce biraz daha ısısın. Şimdi yaptığımız köfteleri tavamıza koyalım. Siz köfteleri daha ince yapıp daha fazla yapabilirsiniz. Benimkiler biraz kalın oldu. Bu şekilde atlı üstü pişirelim. Köftelerimizi dağıtmadan böyle hafif bir şekilde çevirelim. Çünkü az yoğurduğumuz için dağılabilir. Arka tarafında güzelce pişirelim. Şimdi biraz da ekmeklerini kızartacağız. Şöyle geri çekelim. Yağsın da ekmeklerimizi, hem tadını alsın yağın hem de güzelce kızartsın. Bu şekilde yağına ekmekleri koyalım. Biraz da ekmeklerimizi kızartalım. Şimdi
Şimdi altı kızaran ekmeklerimizi alalım. Kızarmayanları biraz daha kızartalım. Altılarını kontrol edelim ki yakmayalım. Ekmeklerimizin altında bir güzel kızarttık. Tavanın içindeki yağlarıyla birlikte. Şimdi altını kapatıyoruz tavamızın. Şimdi köftelerimiz hazır. Yapımına geçelim. En altına ketçabımızı bu şekilde güzelce sıkıyorum. Köftemizi koyalım. Soğanımızı halka yapalım. Bu şekilde. Turşu dilimlerimizden koyalım. Ve bir dilim domates koyalım. En sona marul koyuyorum. Ve ekmeğimize bolca mayonez, en üstünü bu şekilde kapatıyoruz. Çok güzel oldu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi diğerlerini de bu şekilde hazırlayalım. 3 tane hazırlayacaktık. Şimdi tekrar köftemizden alalım. Tekrar soğan halkamızdan koyalım. Evet, turşusu biraz bol olsun. Çok lezzetli oluyor. Bu şekilde tekrar marul koyuyorum. Tekrar mayonezli ekmeğimizi en üstünden çıkmak istemiyor arkadaşlar mayonez. Bu şekilde bunu da çok güzel oldu. İştah kabartıyor açıkçası. Üçüncüyü de hazırlayalım. Hamburgerlerimiz hazır. 3 adet hamburger yaptık. Şimdi hazır aldığım hamburgere bakalım. 8 TL'ye almıştım. Bakalım içine arkadaşlar. Gördüğümüz gibi çok az bir şey. İnce kıyılmış soğan, birazcık ketçap, bir dilim kornişon turşu ve altında birazcık ketçap. Hazır aldığımız 8 TL'lik hamburgerimiz bu şekilde. Bir de bizim yaptığımıza bakalım. Bizim yaptığımız hamburgerin tanesi de yaklaşık 8 TL'ye anca geldi. Bütün malzemeler evde, bir tek kıymaya gitti parası. Bu şekilde bol malzemeli. Çok da lezzetli oldu bu arada. Hamburgerimiz bu şekilde arkadaşlar. Deneyenler ve beğenenler yorumda yazarsa seviniriz. Şimdi tadım testine geçiyorum arkadaşlar. Bakalım hamburgerimiz nasıl olmuş. Tadına bakalım. Muhteşem olmuş arkadaşlar. Çok da güzel. Çok da nefis olmuş. Bir de hazır aldığımıza bakalım. Şimdi hazır aldığımıza bakıyorum. Bir de ondan tadalım.
Bizim yaptığımız daha kat kat güzel olmuş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu 8 TL'ye aldığımız, bu da bizim yaptığımız ev yapımı hamburgerimiz. Artık karar size kalmış. Bu şekilde. Evet arkadaşlar, videomu beğendiyseniz like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki tariflerimde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.